Destur var mıdır Akçak? Buyurun beyim. Akıttığın gözyaşın kazana boca edilen tuzdan daha bir kıymetlidir güzel kızım. Gamlanmayasın. Necedir yüzünde tanıdık bir yalnızlık sezerim. Senin de kimi kimsen yok. Ondandır besbelli. İkimizin de birbirimizden başka kimsesi yok. Ya babam Kekamenos? O beni çok sever. Kekamenos senin baban değil. Seni yıllar önce kaçırdı. 2 yaşında vardın ya da yoktun. Yol ayrımındaydım. Ya obaya ne halde olduğunu bilmediğim anamın babamın yanına gidecektim ya da senin peşinden iz sürecektim. Müslüman bir Türk kızını küffar eline bırakamazdım. Seni kaçıranların izini sürüp Ani'ye geldim. Bir şeyler yapmalıydım. Seni bir başına bırakamazdım. Kaleye köle olarak girdim. Şükürler olsun ki Kekalmenos beni seçip sana gölge olmakla görevlendirdi. Anam babam niye bunca yıl beni Bizansların eline bıraktı? Niye beni kurtarmadı? Kekalmenos anneni öldürdü. Ya babam? Baban hayattadır. Ancak o da seni öldü bilir. Bunca yılı, bunca yolu tek başına geçirmişsin. Gün gibi aşikar ki, sen bir kurttan daha ürekli, daha kuvvetlisin. Kurdun izinin, yurdun izi olduğunu bilmişsin. Diyeceğim o ki güzel kızım, kuvvetini koruyup büyütmek senin elinde. Aciziz, beşeriz. Kusurluyuz. Başımıza her hal gelir. Ama yüreğindeki ülkün kavi oldukça hiçbir şeyden korkma. Kavi tuttuğun o ülkü seni yarına çıkarır. Bunları bana çok dertlendiğimde baban Hasan söylemişti. Ya bir gün babamı bulursam? Babanı bulduğunda Vas Burakan eğer yurt olmadıysa bize ona asla baba demeyeceksin. Ben senin kızınım. Bak ölmedim. Kanlı canlı karşındayım demeyeceksin. Baba yüreği evladının tehlikeye düştüğünü görünce dayanmaz. Ülkün uğruna yapacaklarına seni korumak için mani olur. Ya dayanamazsam? Dayanacaksın. Dayanacaksın.
İkimiz gönlü imanla dolu soyumuz için kendimizden çok daha büyük bir dava uğruna adanmış iki kurbanız. Anneni öldüren Kekalmenos'un kızı olarak büyüyecek. Ama içinde dişi bir kurt büyüteceksin. Şimdi yüreğini dağlayan ne var ise deyiver kızım. Baba.